Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Inter'den Süper Lig'e bir golcü daha gelebilir. Süper Lig kulüplerinde yeni sezon hazırlıkları başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta golcü arayışları sürüyor. Edin Dzeko ve Icardi'nin formasını giydiği Inter'de yeni sezon kadroda düşünülmeyen isim takımdan ayrılacak. Seri akibi Inter'in sezon başında Bologna'dan 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı... Marco Arnotovic'in Süper Lig'e transfer olabileceği iddia edildi. Adını ilk 11'e yazdıramayan ve geride kalan haftalarda 4 gol 3 asistle oynayan 34 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda kasasından 8 milyon euro çıkacak olan Inter, Arnotovic için gelecek makul bir teklife evet demeyi planlıyor. Sezon içinde iki defa sakatlık problemi yaşayan Avusturyalı futbolcunun geçtiğimiz günlerde Belgrad'da şu an menajerlik yapan eski Beşiktaşlı Tosic ile bir araya geldiği ortaya çıktı. İtalyan basındaki haberlere göre Arnautovic yaz aylarında Suudi Arabistan ya da Türkiye'nin yolunu tutabilir. Fenerbahçe'nin geçmişte Avusturyalı golcüyle ilgilendiği biliniyor. Beşiktaş'ında Arnautovic'e talip olabileceği bildirildi. Icardi'nin Galatasaray'da C konunda gösterdiği başarılı performans sonrası siyah beyazların Inter'den bir golcü transfer etmeye sıcak baktığı biliniyor. 34 yaşındaki tecrübeli golcün güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Diğer yandan yine yeniden William Carvalho. Beşiktaş tekrar onun peşinde. Gelecek sezon çalışmalarını yürüten siyah beyazlarda gündem yeniden William Carvalho. Siyah beyazlar sezon sonu Betis'ten ayrılmaya hazırlanan Carvalho için yeniden devrede. İspanyol basının haberine göre Real Betis forması giyen Carvalho bu yaz takımdan ayrılıyor. Haberde Portekizli orta saha oyuncusunun ara transferde Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu ancak kulübü Betis'in Beşiktaş'ın yaptığı teklifi kabul etmediği ortaya çıktı. Ancak İspanyol kulübünün gözden çıkardığı 31 yaşındaki Portekizli yıldızın ayrılmasına izin vereceği ve Beşiktaş'ın da Carvalho için senelik 2 milyon Euro'dan 2 senelik imza attırmayı planladığı iddia ediliyor. Bu sezon Betis'te 24 maça çıkan Carvalho bir gol 4 asistlik performans sergiledi. William Carvalho'nun Real Betis ile olan mukavelesi 30 Haziran 2026'da bitiyor. Portekizli orta sahanın güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Lisbon altyapısında yetişen Carvalho daha sonra CD Fatima, Cerç Buruj'da kiralık oynadı. Real Betis 2018-19 sezonu başında 18,5 milyon euro karşılığında Tecrübeli orta sahayı renklerine bağlamıştı. Carvalho Portekiz milli takımında 80 maçta süre aldı. 5 gol sevinci yaşadı. Öte yandan Beşiktaş transfer için Karabağ'ın yıldızı Juninho'ya talip. Beşiktaş önümüzdeki sezonun kadrosunu güçlendirmek için Karabağ'ın Brezilyalı yıldızı Juninho'yu gözüne dikti. Samet Aybaba'nın izlediği maçlarda en çok etkilendiği ismin Karabağ forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı Juninho adı ortaya çıktı. beyaz yönetim Karabağ'ın Leverkusen'le oynadığı maçlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü için harekete geçti. Deneyimli futbol adamının yönetime verdiği raporda "Çok yönlü bir oyuncu. Onu kadromuza katmamız bize büyük güç katar." ifadeleriyle Juninho'nun potansiyeline olan inancını belirttiği öğrenildi. Karabağ kulübünün başlangıçta 8 milyon Euro'luk bir bonservis talep ettiği ancak Beşiktaş'ın pazarlık masasına oturmasıyla bu rakamda önemli ölçüde indirim yapabileceği bildiriliyor. Samet Aybaba'nın sezon sonuna kadar Azerbaycan'a giderek Cununya için pazarlık masasına oturması ve transferi sonuçlandırması bekleniyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcunun transferindeki bu hamlesi gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek ve şampiyonluk hedeflerine ulaşmak için attığı önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi. 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 43 maçta 23 gol 8 asistle oynadı.